Şimdi emekli aylıklarında yapılan zam 7.500 lira olan en düşük emekli aylığın üzerine yapılmıyor. Bu konuda kamuoyunda önemli bir yanılgı var. Yapılan zam ya da artış kök aylıklar üzerine yapılıyor. Kök aylıkların üzerine yapılan artıştan sonra en düşük emekli aylığı olarak saptanan miktarla arada fark varsa bunu hazine karşılıyor. Dolayısıyla %42,6 kök aylıklara yapılan zamdır. Fiili zam değildir, ele geçen zam değildir. Şöyle örnekleyeyim size. 7.013 lira kök aylığı olan bir emekli %42,6 zam aldığı zaman 10 bin lira alır. Ama zaten 7.500 lira aldığı için bunun zammı %33'e gelir. 7.300 lira olan bir emekli %42,6 zam aldığı zaman 10.410 lira alır. Zaten bunun aylığı 7.500 lira olduğu için %38,9 zam alır. Dolayısıyla emeklilerin Türkiye'de önemli bir bölümü, ortalama emekli aylığı daha doğrusu söyleyeyim size, 7.200 lira civarındadır. 2023 yılı sonu itibariyle 7.200 lira civarında ortalama emekli aylığı söz konusu ise zaten emeklilerin ezici çoğunluğu %33,3 oranında zam alacaklar. Yani %42,6'lık zam yanıltıcıdır. Buna benzer bir yanıltmayı Temmuz ayında da yapmışlardı. Emeklilere %25 zam yapıyoruz demişlerdi hatırlayacak olursanız. Kök aylığı artırmadıkları için emeklilerin çok büyük bölümü sıfır zam almıştı. Şu anda da emeklilerin çok büyük bir bölümü %33 zam alacaklar. Şimdi buradan ortaya çıkan çok önemli bir sonuç var. Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyorlardı. Burada kastettikleri kuşkusuz resmi enflasyondu. Bu bile yalan oldu. Çünkü 7.500 liranın artışın yapıldığı tarih Mart 2023. Mart 2023'ten bu yana resmi enflasyon %46 oranında artmıştır. Resmi enflasyon yani TÜİK'in enflasyonu resmi enflasyon %46 oranında artarken en düşük emekli aylığına yapılan zam %33 oranında kalmıştır. Dolayısıyla emekli aylıklarındaki gerçek artış aslında 2.500 liralık bir ek yapılmıştır emekliye. Yani şu anda emeklilerin ezici çoğunluğunun alacağı fark 2.500 liradır. 8 aydır 9 aydır yaşanan enflasyon karşısında emekliye verilen müjde ve emekli yılı şey aslında müjdesi 2.500 liradan ibarettir. Bunun altını çizmek lazım. Yani bakanın vermiş olduğu %42,6 artırdık iddiası gerçek bir iddia değildir. Zaten emekliler aylıklarını almaya gittiklerinde ellerine geçen miktarı görecekler. Yani 7.500 lira alırken çoğu emekli 10 bin lira almaya başlayacak. Yani %33 oranında bir artışla 2.500 liralık bir farkla karşı karşıya kalacak. Siz de değindiniz o konuda da yorumunuzu alıp sonra yeniden ben Mahmut Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi bu şartlar altında siz diyorsunuz ki yani gerçeklerde tabii onu söylüyor. Resmi enflasyon karşısında bile ezilmiş bir emekli görüyoruz. O da açıklanan resmi enflasyon. Az önce Mahmut Bey söyledi, biz ölüm sınırındayız dedi. Ve bütün bunlar böyle tepkiler varken Cumhurbaşkanı bir de bu yılı emekliler yılı ilan etti. Hocam şimdi hani yıllar içerisinde hani Türk siyasetinde seçim öncesinde verilen mesajlar işte seçim yatırımı olarak görülenler vesaire vesaire hepsini birlikte değerlendirdiğiniz zaman size neden böyle bir adım atıldı? Yani bir de bir adımı olacak mı? Hani somut bir sonucu var mıdır yok mudur? Onu da bilmiyoruz açıkçası. Çok afaki kaldı çünkü. Duyunca ne dediniz siz bu emekli yılına? Yani izah olmayan şeylerin mizahı olur diye düşündüm bunu duyunca. Yani emekliler yılı bu yıl emeklilerin hakikaten dert yılı olacak. Çünkü seçimden sonra bir herhangi bir düzeltme beklemesin emekliler. Yani 31 Mart'tan sonra bu ekonomi politikasıyla emeklileri ferahlatacak herhangi bir adım atılmayacak. Yani Temmuz ayında bu iş feraha erecek iddiası şu an emeklilerin tepkisini, havasını alma çabasıdır. Ben Temmuz ayında bundan daha kötü olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu ekonomi yönetimi seçime rağmen, bakın seçime rağmen ekonomi yönetimi emeklilerin beklentilerinin çok altında bir zammı siyasi olarak kabul ettirmiş durumdadır. Yani seçime giderken çok ciddi bir tepki yaratacak bir zam oranını şu andaki ekonomi yönetimi ki bu ekonomi yönetimi hükümetin ekonomi yönetimi yani hükümet bunu kabul ediyor. Bu da aslında bu ekonomik politikalara şu anda izledikleri ekonomi politikalardan çok yapmayacaklarını, vazgeçmeyeceklerini gösteriyor. Dolayısıyla ben bu emekliler yılını seçim sonrasında emekliler için daha
zor bir yıl olarak şey yapıyorum. Aslında öbür taraftan da bu hakikaten emeklilerle dalga geçmektir. Yani siz %33 zam verip emekliye sonra emekliler yılı ilan ediyoruz dediğiniz zaman bu emeklilerle dalga geçmektir. Hangi danışmanın, hangi uzmanın aklına geldi? Doğrusu şaşıyorum böyle şeylere. Oyunlara. Ya bunu hiçbir emekli şey yapmaz. Buna inanmaz. Yani 2024'ün emekliler yılı olacağını şu tabloyla 10 bin lirayla hiçbir emekli inanmaz. Ben bunu hakikaten izah olmayan şeylerin mizahı olur diye düşünüyorum. Ve bunu bir mizah dışında herhangi bir şeyle değerlendirmenin mümkün olmadığını düşünüyorum emekliler yılı iddiasının. Hemen dönüp Mahmut Bey'e soralım. Şimdi burada sizin yani emeklilerin maaşına zam istenildiği oranda yapılamadı ama emekliler yılı ilan ederek işte bilmiyorum ne olacak, bir takım etkinlikler vesaire olacak herhalde sene boyunca. Belki destekler. Gönlünüzü almaya çalışılıyor diye yorumlandı. Ama Aziz hocamız da diyor ki resmen dalga geçiliyor. Siz nasıl hissettiniz, nasıl hissediyorsunuz? Evet, 16.2 milyon emeklinin aklıyla alay ediliyor. Açıkçası bu. Bunu başka türlü de izah edemeyiz. Bugün baktığımızda 4500 TL kök maaşı olan bir emeklinin yeni zamlı kök maaşı 6417 TL'ye geliyor. Yani Temmuz ayında yapılacak zamda yine bu kök maaş üzerine yapılacak ve hala hazineye borçlu olacak emekli. Temmuz ayında yapılacak zamla beraber de hazineye borçlu olacak. 10.000 TL'yi bulmayacak maaşı. Yine baktığımızda burada kademe kademe örnekleri var. İşte 5500 TL'lik kök maaşı olan bir emekli 7840 TL alacak. Yine hazineye borçlu olacak. Aslında zam vermiyorlar. Sadaka, hazine yardımıyla süreci uzatmaya, sürece zamana yaymaya, seçimi atlatmaya çalışıyorlar. Temmuz ayında fazlasıyla bu bizlerden mahsup edilecek, geri alınacak. Onun için Aziz Hocam'ın dediği gibi toplumun aklıyla, emeklilerin aklıyla alay ediliyor. Bakın hemen bir örnek vereyim de yani biz bundan 21 yıl önce asgari ücretin %40 fazlasını alıyorduk. Evet. Bugün neredeyse aynı orandan fazla kaybımız var. Bunu düşündüğümüzde bugün... Hepiniz biliyorsunuz işte köprüler yapıldı, araç garantisi verildi. Hastaneler yapıldı, hastane garantisi verildi. Hava yolları yapıldı, yol garantisi verildi. İşte o verilen garantiler emekli maaşlarından mensup edilen, emekli maaşlarına yansıtılmayan, emeklerin cebinden alınan bu kayıplarla telafi ediliyor. Yani kamu tasarrufa gitmek yerine maalesef üretimden gelen bir gücü olmadığı için emeklileri yok sayarak emeklilerden tasarruf ettiler ve emeklileri ölüm ücretine mahkum ettiler. Şimdi bu noktada ben izninizle araya gireyim. Sizin bahsettiğiniz o kamuda tasarruf meselesiyle ilgili birazdan da çok önemli bir haberimiz var. Onu da ekrana getireceğiz ama şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında işte bir emekliler yılı ilan etmesi işte %5 zam müjdesini duyurması. Beraberinde de kurduğu bir cümle var. Bu zamana kadar biz Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında böyle zamanlarda milletimizden biraz daha sabır istiyorum dedikten sonra mutlaka bir tarih verirdi. İşte şu tarihte işler düzelecek, bu tarihte işler düzelecek. Yani dönüp baktığımız zaman hiçbir zaman o tarihlerde işler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği noktaya gelmedi ama dün yeni bir şey ekledi ve sabırdan yardıma geçti. O ses zannediyorum hazır yönetmenim, sevgili konuklarım izninizle bu sesi bir dinleyelim, yeniden hatırlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini. Sonra tekrar üzerine yorum rica edeceğim konuklarımdan. En çok yoğunlaştığımız alanlardan biri de hayat pahalılığı ve enflasyona karşı verdiğimiz mücadeledir. Aylık çekirdek enflasyonun Eylül'deki %5,3 seviyesinden Aralık ayında %2,3 seviyesine gerilemesi yürüttüğümüz kararlı mücadelenin işaretidir. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Çünkü bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir.
Evet, şimdi bu konuyu bir konuşalım istiyorum. Aziz Hocam, ne diyorsunuz? Milletimizin yardımını bekliyoruz. Kısmını belki birazdan Mahmut Bey hani nasıl yardım edebilirsiniz diye sorar ama şu, diyor ki Cumhurbaşkanı, bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Yardım istedikten sonra çünkü diye bu cümleyi kuruyor. Ne anlamalıyız bundan? Şimdi benim anladığım şu, ekonomi yönetimi geçmişte uzunca bir süre akıl dışı bir yaklaşımla enflasyonun sebebini faiz olarak ileri sürdü. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye saçma bir teoriye inandılar ve Türkiye bu teori çerçevesinde 2 sene boyunca faizleri düşürdü ama enflasyon yükselmeye, patlamaya devam etti. Dolayısıyla bu çöktü. Şimdi ikinci, bu yeni iddiaları, yani şu anda Mehmet Şimşek yönetiminin enflasyon karşısındaki iddiası, enflasyonun sebebinin talep ve alım gücü olduğu.